Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Psikoloji yapıyoruz. Hayvanlarda zina mefhumu yoktur. Anladınız mı buradaki inceliği? Hayvanlarda böyle zina anlayışı yoktur. Zina mıdır, haram mıdır falan yok. Düz, hayat düzdür. Hayvaniyeti yaşayanlarda, hayvanı boyut, hayvaniyet hayatını yaşayanlarda da bu da böyle bir şey yoktur. Yani insaniyette var bu mesele. Hani insanda dört mertebe var ya, camidat, nebatat, hayvanat, insaniyet mertebesi. Yani bu mertebe şeyi var. Yani bu zina mefhumu insanlık makamında var böyle. Alt tabakalarda böyle bir şey yok. Ben hayvan, yani sığır, çobanlığı yaptım. Kendimden ben çobandım çocukken. 7 yaşına kadar çobandım. Köy bile görmedik. Daha da Mersin'de büyüdük. Ben güldüklerimi hiç, hayvanların güldüklerini de hiç görmedim. Hayvanın güldüğünü gören var. Öyle. Gülen yok. Peki. Vesveseden bir şey okuyayım ama değişik bir şey. Vesvese deyince kim aktara geliyor? Şeytan. Şeytanın işlevi, sistemini bilinirse vesvese zaten ustad orada ilim onu tardit eder diyor. Bilmek onu tardit eder demiyor. Bu kadar vesvese risale sokulduğu halde adamın da hala vesvese var. Oku kardeşim oku. Okum eli olmaz. Öyle nasıl olacak? İlim eli olur diyor. Ustad oku demiyor. İlim onu tardit eder diyor. İlim ne demek? Ya nereden rahatsız oluyorsun? Vesvese. Vesveseyi yani şeytanı toplayacaksın. Şeytan toplamasını. Şeytanın kimdir, ne yapar, ne yer, ne içer. Tamam mı? Nerelidir bu? Adı ne bunun? Girişken onlara. Vesaire. İnsanıtı. Yani çok ilginçtir. Mesela senin adın neydi? Ahmet. Ahmet'im. Hangi şehirdesin? İzmir'deyim abi. İzmir'desin bak. Amentü billah'ta 6 tane iman esası var. Allah'a iman, amentü billah, Allah'a iman. Hedef insan, şey Allah'tır. Adı Allah'ı yorumlamak. Yani amentü billah'ta Allah'ı bildik mi? Allah'ın esmasını, sıfatını vesaire tanıyoruz. Ve melaiketi, şey amentü billahi ve melaiketi. Hedef melaikedir. O Kore'ye vurur. Buradan attık o Kore'ye gitti. Biz oraya taşıdı yani, melekleri taşıdı. Biz değiliz o. Oraya taşınacağız, orayı tanıyacağız. Ve kütübihi, gene bizim dışımızda bir şey. Ve rusuli, bizim dışımızda bir şey. Ve liyomil ahir, bizim dışımızda bir şey. Ve bil kaderideki hedef kim peki? Hep dışarıya taşındık buraya kadar. Amentu billah dışarısı, ve melaiketi dışarısı, ve kütübihi dışarısı, ve rusuli dışarısı, ve liyomil ahir dışarısı, ve bil kaderi. Kader kendini yorumlamaktır. Kader de o kendiniz. Mesela hepiniz biliyorsunuz, hepiniz Risale-i Nur'a vakıf insanlarsınız. Kader Risalesi'nin hatbesi, hatbe var ya dört hatbe. Ne işi var orada? Hatbeyi görüyor musunuz? Hatbe ne var orada? Dört hatbe var. Enfus dersi var orada. İnsanı anlatıyor yani. İnsanın, ondan sonra kaderin ilk girişine bakın. İlk cümleyi bana söyleyin bakayım kader risalesinde. Kader ve cüz'ü. Kader ilmi değil. Açın, açın ilk cümleyi söyleyin. Açın söyleyin. Tahkik olalım. Ezber yapmayalım. İlk. Kadere giriyoruz. Ayetin altında. Kader ile cüz-i ihtiyari
İki meseleyi mühimdir. Tamam. Ona dair dört nefas içinde birkaç sınırını açmaya çalışacağız. Hı hı. İki nefas, kader ve yüz-i ihtiyari. Ha bu yani. Ha işte. Yani bu. İslamiyetin ve imanın nihayet hududunu gösteren hali ve vicdani bir imanın yüzlerindendir. Bak, hali ve vicdani. O hedef kim? İnsan. İnsan. Yani hariç değil bu. Bunun haritasını yapmışız bir. İslamiyetin ve imanın nihayet hududunu gösteren bir harita. Sitede var yani. Arkadaşlar, hali ve vicdanidir. Kim? İnsan. Kadere iman eden kendini yorumlar. Kendini tanımlama dersi. Yani beş tane iman esasında terakki eden kişi. Kişi o. Ha aşağı iniyoruz. Üçüncü satırda diyor ki kader nefsi gururdan öyle mi? Cüz-i ihtiyari adi mesuliyetten kurtarmak için akaide girmiş diyor. Gene kim? İnsan. Geç hulasasına geçelim. Bir şey anlatmak için vesveseye gireceğim. Men amene bil kader emine minel keder. Kadere iman eden Allah'a imanı artar. Öyle bir şey mi? Değil. Kadere iman eden meleklere anlayışı yükselir. Öyle de demiyor. Kadere iman eden haşir anlayışı yükselir. Kadere iman eden, iman eden ya bak iman, iman esasından. Sen ne kadar kıymetli bir şeysin anla. Kadere iman edene kederden emin olur. Yani hedef sensin. Onun için kader dersi herkes farklı yapıyor. Çünkü ilk mepas mülktür. Kaderin anlaşılması, yorumlanması kader ne demektir diye. Yani kainatın işlevinden bahsediyor. Allah'lık hakikatini kainatı nasıl işletiyor? Sonra o bu işleyen kainatın muhatabı ve olan insan. İkinci mepas. Mesela kaderde ne işi var? Sen Allah'ı unuttun diyor. Mealen söylüyorum. Sen Allah'ı unuttun mu diyor. Evet. Allah da sana bir ceza veriyor. Diyor ki seni sana unutturdu. Bak ne alakası var değil mi? Acayip bir şey. Yani ben bunları vurgulamakla şunu kastetmeye çalışıyorum. Bir şeyi tanımıyoruz. İddia ediyoruz. Şeytanı tanımıyoruz. Adam bu kim ya? Bu adam nasıl işler? Bak adam arkadaşlar şeytanın yapısı vücut mertebelerini Adem'e taşımaktır. Adem'e dönüştürmek. Başka yok. Adem'i vücuda getirmez. Vücuttan Adem'e doğru yön. Yani böyle bir isim verilmiş ama arka tarafında şeytan yok. Mudil esması böyle iktiza ediyor. Şeytandır yani. Şeytan denilen şey. Allah dediği için şeytandır. Yoksa şeytan değil o. Esmadır yani. Şeytanın varlığı mudil esmasına dayanıyor. Bak şeytanın mantığı yani yapısı, sistemi varlıktan Adem'e, Adem'e alemler hesabına çalışır Subhan. O zaman şeytan varlıktan Adem'e çalışıyorsa, Adem'den varlığa çalışmıyorsa, bunun sistemi böyle çalışıyor, sistemi şöyle çalışır. Varı yok etmeye çalışır. Vücudu Adem'e. Harici bir vücudu yok mu abi? Kendisi vücudu var. Yani iş harici vücudu olmaz olur mu? Yapısı var ama ne yapar bu? Bu adam ne yapar? Bu adam vücudu Adem'e taşır. Adem'e dönüştürmeye çalışır. Yani var olan abdese şüphelendirip yok sayıp bir daldırtmaya çalışır. Bunu yok kabul ettirir. Bak varı yok kabul ettirir. İman olana de ki imanın yok der. Var olan imanı yok zannettirir. Bak Adem'e dönüştürmeye çalışıyor. Hiçbir zaman ama hiçbir zaman, hiçbir zaman imansıza gidip de imanın senin yok ha deyip korkutmaz gider iman eder diye. Olmayan Adem. Adem'i olan imansıza imanı yok. Gidip senin imanın var mı? Senin imanın yok ha demez. Gider imanı elde eder diye. Gider abdestsize. Abdestin yok ha senin. Bak abdestin yok. Abdestsize demez. Aptal değil. Sistem böyle çalışmıyor adamın. Ne yapar? Abdestli olana der. İmanlı olana der ki Allah Resulü'nün bir hadisi var. İmandan şüphe edince sahabe ya Resulallah imanımızdan böyle şey yapıyoruz. Böyle gelir Allah Resulü diyor ki halis imanın bir göstergesidir diyor.
o vesvese. Ben de bu Resulullah'ın sözünün altına, peygamberimin altına ben imzamı basıyorum. Abdestinden şüphe ettin mi, imanından şüphe ettin mi, ben imanına ve abdestine kefilim. Günah bana ait. Sen imzayı atıyorum. Evet abdestlisin ve imanlısın. El Hasan. Benim. Resulullah da öyle diyor da ben ona değil. Yani nasıl böyle kesin konuşuyorsun? Adamın işlevini çözeceksin külliyattan. Adam varlığı Adem'e dönüştürmeye uğraşır. Bu böyledir. Yoku var göstermez. Bir lügata bakarsanız vesveseyle vehim aynı. O zaman kardeşim bir kere yazılışı farklı. Vehim, vesvese. Vesvese iki tane kök. Ben harflerine kadar indim bu adamın. Vav vesin tekrardır. Zel zel e ek getirilmiş. Zel zel iki tane aynı şey. Ves ves e. Aynı şeyin tekrarı manasında. Depremi gibi. Tık 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 sağlar ya. Ves ves. Ben bunun köküne indim. Vav vesin. Kur'an'da bu kullanılan bu harf ne isim geliyor? Ateş harfi midir? Ateş midir? Su mudur? Buhar mıdır? Toprak mıdır? Oraya indim yani. Hangi harftır bu? Benim hangi tabiatıma denk geliyor? Tabiata kadar indim. Ve bu cümleyi söyleyebilmem için 30 sene verdim. Şeytan vücudu Adem'e dönüştürmeye, Adem'i vücuda dönüştürmeye değil. Sistemi öyle çalışmıyor. Gidiyor lugatta ne yapsına? Varı yok, yoku var gösteren diyor. Hayır, şeytan yoku var göstermez. Var biz de yoku var görüyoruz böyle, büyütüyoruz falan. Sihir büyü diyoruz mesela. O hangi sistemden kaynaklanıyor? Bugün de istismar edilen bir mevzu. Sihir ve büyü var. Hayır, vehmi var. Vehim nedir? Dimağdadır. Şeytan buradadır. İşte varı yok. Vehim ise varı yok göstermez. Varı yok gösteren bu adamdı. Vehim ise yoku elimi bak böyle yapıyorum. Yok, var. İşte bu şeytanın tersine çalışıyor. Yoku var gösterir. Sen var ya sen. Sihir yaptılar. Hiçbir şey yapmadılar. Ne sihiri? Senle uğraşacaklar sihir yapmışlar. Ondan sonra tamam. Sihir kişiden kişiye yapılmak mutlaka olsaydı. Şu suru görüyor musunuz? Şu İstanbul suru. Lan bu peygamberin metine mazhar olan Fatih Sultan Mehmet bu kadar şehit verdi ve savaştı. Sihirle madem olacaktı, karşıki taraf mağlup olacaktı. Neyse cihat var yani. Peygamberler savaştı. Zırh giydi. Hendek kazdılar. Peygamber ha sihir yaptılar ama umumi ve külli değil, o dersi versin diye. Böyle basit şeyler bunlar. Ama ben şunu kastediyorum, büyük bir şey yapmışlar. Yani isteyen istediğini yapabilir adam. Tesir ettiğini, mutlaka mağlup ettiğini, böyle bir şey yok ki. O zaman niye savaştılar? Sihir yapalım Rumlara. Ha peygamberi yaptılar. Niçin yaptılar? Ya yapıldığı zaman hakikaten Cenab-ı Hak şey yaptı ki, cinler var, şeytan var. Yani bu işlevde kullanılacak ama bizim anlayışımız da, mutlaka böyle olmuştur. Böyle hakimdir. Oluyor. Ya onların ne değeri var ya? Vehim. Vehim anlatayım. Vehimin işlevi dimağdadır. Bir behre diyor. Bir behre ne demek? Tasavvurda bir... He? Bakalım. Bakın bir behre ne demek? Dimağda bulunan bu adam dimağda bulunuyor. Şeydedir. Tasavvurdadır. Dimağın mertebesini sayın. En dipten. Tahayyül. Tasavvur. Tahakkul. Tasdik. İzan. İltizam. İtikad. İkinci mertebede tasavvurdadır vehim. Yoku var gösteriyor. Ne demek bir behre? Mahrum, nasipsiz. Nasipsiz yani. Yok böyle. Nispet edecek bir şeysi yok. Yok yani. Ha, yoku var gösterir. Mesela geliyorlar. Kapı çaldı. Tamam. Oysa hiçbir şey çalmadı. Burada çaldı. Burada var. Bir hepimizde yer yer oluyor. Nereden kaynaklanıyor? Çok yorgunluktan olur. Bir şey takıntıdan olur. Mesela yurt dışından geçen gelmiştim. Yoruldum tabii. Yoruldum. Gece saat 1. Yattım. Şu kapının orada Allah Allah, onun dedim ya, 20 gün yoktuk, fare nasıl girdi ya? Dedim fare, yani kapının orada, sanki beni bekliyor fare. Yattım, 5 dakika geçmedi. Allah Allah, ilk önce aldandım, 1-2 dakika.
Ulan fare burada olabilir. Olabilir tabii. Ama benim bekliyordu. Daha 5 dakika olmadı. Bana hoşamedi yaptı yani. Hoş geldin diyor. Ulan bana bak aşağılık sen olmayasın dedi. Tak kesti. Meğer fare orada değilmiş. Buradaymış. Sihir orada değil. Burada. Burada. İlim onu tart eder diyor. Nuska onu tart eder demiyor. Nuska onu tart eder. Cahil misin? Tepene her türlü aday geleceksin. Abi cinler de olabilir mi? Böyle? Cinler olur. Onlar yapıyor zaten. Vehmi kullanan cinlerdir. Vesveseyi kullanan şeytandır. Ve yani bu cinler sol kulağından gelir. Onun geldiğine, mücadele ettiğine delil şu. Alametlerim size söylemiş yani tuvalet adabından bahseden din bu tür şeylerde bahsetmez mi? Sol kulağın kaşınır Ahmet. Ha savaş var. Niçin kaşınır? Eğer girseydi pat diye hiç kaşıntı olmaz. Ruh kabul etmiyor. Orada savaş oluyor. Orada cihadın gördüğü. Seyret bak kaşıntı devam ediyor. Bak diyorsana. Ruh musad etmiyor. Lan sen basit adam mısın? Sen bu kadar okuduğun bilgileri zannediyor musun öyle kenarda defter kalmış? Hepsi aktif. İçeri ne sokuyorsanız hepsi aktif. Hayata giren hayatsız olabilir mi? Suya parmağımı bastım. Kuru kalması mucize olur ya. Yani soktuğumuz her şey gözden, kulaktan, dokunmayla, dille, burunla hepsi hayata giren hayatlanıyor. Şimdi senin okuduğun bilgiler orada duracak da cinler, şeytan gelecek de ne yapayım canım böyle bakacak yani. Böyle bir şey olur mu? Bu bilgiler canlıdır, ruhludur. İlim sıfat değil mi? Allah'ın sıfatı değil mi? Sıfatı sıfat. Allah'ın sıfatı sıfatı cansız olur. Topraktan ölü topraktan diri çekirdek çıkacak. Fakat ruhtan çıkan şu konuşmalar ruhsuz olacak. Benden çıkan bensiz olacak. He? Benden o ki bensizdir. Benden niye çıkıyor? La sigara içen yere gitseniz bile, sigara içmeseniz üzerinize sigara kokusu sinmiyor mu? Ya buna adı sirayet, sirayet. Bizde sirayet, peygamberlerde insiba ve inikaz. Hani hayata giren her şey hayatlanıyor, ruhlanıyor. Tamam, okuduğunuz her şey canlı ve ruhludur. Ondandır ki şualar 744-746'da bütün sihir ve büyüleri iptal eden Asay Musa diyor. Hikaye tabii. Hep teşbih demişiz bunu. Benzetme demiş. Yani sihir, büyü falan mani. Ne alakası var? Usta diyor iki defa. 5-5 altını söylüyor. Okumayı da söylüyor. 255'te sözlerde İsa Aleyhisselam için söylüyor. Sözlerde. Nefesi diyor. Elhamdülillahi Rabbil alemin. 255. Ben çıkarttım. Oldum cinci yani. En büyük cinci ustattır o zaman. Kendi söylüyor. Yani onun diyor nefesi, İsa Aleyhisselam'ın nefesi en müzmim hastalar şifa bulmuyor muydu? Aynı şeyi söylüyor. İsa Aleyhisselam'ın bak nefesi en müzmim hastalar şifa veriyorsa İsa Aleyhisselam'la alakalı olan ayetler en müzmim hastalar şifadır. Üfürmek diyor. Üfürme ver bir sözleri versenize ya. Tarihçi verdim. Ver abisi. Ben mi uyduruyorum bunu? O süreleri oku kardeşim. Peki abi hangi süreleri? Kardeşim bilmiyoruz. Tamam. Biz sahipsiz miyiz? Ustadımız ne yaptı? 16.666 tane ayetin bu anlattığım dima ve ruhu, kalbi besleyen, güçlü tutan ayetler Kur'an'dan hangisidir? Ne bileceğim ben? Ustad getirdi topladı. O topladığı mecmuaya ne deniliyor? Hizbul Kur'an. Hizbul Kur'an. Bırak, oku kardeş. Ama bak burada ustad kendi söylüyor. Vay öfürükçü, kaçırıkçı falan, körükçü, kalaycılar vardı eskiden öfürükçü. Yani ben şaşırıyorum benim kardeşlerime ya. Acayip bir şey. Şimdi bunları söyledin mi? Ahmet'im. Oldun cinci. Ona en büyük cinci Allah'tır ya. Cin suresini götürmüş. Tövbe söyleyen kızdırıyorlar beni. Ondan sonra Resulullah'tır ya. Aleyhissalatü vesselam. He? Ustattır. Ustad daha ilerisini götürüyor. 29 sene. Görüşmek istersen diyor. Şu ayetin suruna gir diyor. Öyle demiyor mu?
görüşmek istersen kulluhiye ileyye nestemme nefer min edini fekalu nesimne kurana acaba yehdi ila rüştü femenne bih ve lennu şükür rabbine hada ve ennehu işte orası ila ahir. قولوا هي الى ان استمنا فر من الجن فقالوا نسمنا قرانا نجبا يهدي الى رشد فهم النبي بل نشكر ربنا هذا وانه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبه ولا ولدا وانا كان يقولون سفيون على الله شطاطا 29 sözü sonunda bak şurada Ahmet'im şurası çok ölmüş çok antika diyor ki Cenab-ı Hak şu ayetin lisan işaretiyle manen diyor ki vaberu diye devamı şu ayet bak Cenab-ı Hak şu ayetin lisan işaresiyle manen diyor ki, lan ben mi uyduruyorum bu külliyatı? Hani kutsiydi Risale-i Nur? Hani tabiydik buna? Sari ifadeler değişmezdi. Ey insan, bak, benim için dünyayı terk eden bir abdime iki hediye verdim. Sen dünyayı terk ettin Ahmet, sana iki tane şey vermiş, haberin yok. Bak şimdi, biri manevi dertlerin dermanı, biri de maddi dertlerin ilacı. Bak, peygambere yapmış, bize de şey yapacak. İşte ölmüş kalpleri nuru hidayette diriliyor. Ha, ders yapıyorsun. Ölü kalpler diriliyor. Hakikaten zındık, solcu veya yakın bir Müslüman hakikaten buhran geçiriyor. Çıkamıyor basit bir şey. Ölü kalp. Ne yapıyor? Birim ne yapıyor? Ölmüş kalpleri nuru hidayette diriliyor. Birisi bu. İki, ölmüş gibi hastalar dahi değiştiriyor. Onun nefesiyle ve ilacıyla şifa buluyor. Nefes demiyor. Ha manevi olsa manevi yukarıdaki hidayet dersen zaten yukarıda söylüyor. Ölmüş kalpleri nuru hidayette diriltiyor. Ha bu manevi. Aşağıda öfürlü diyor. Hidayet demiyor bu. Bak. Ölmüş gibi hastalar yani tıpta çaresi olmayan hastalara onun nefesiyle ve ilacıyla şifa buluyor. Sen de benim eczane-i hikmetimden her derdime deva bulabilirsin. Çalış bul. Elbette ararsan bulursun. Aramazsan havanı bulursun. Ve ne diyor biliyor musun? İşte beşerin tıp cihetindeki bak şurası çok önemli işte. Şimdi Çapa'ya gidiyorsun, Cerrahpaşa'ya gidiyorsun çaresi yok. İşte beşerin tıp cihetindeki şimdiki terakkiyatından çok ilerideki hududunu şu ayet çiziyor ve ona işaret ediyor ve teşvik yapıyor. Teşvik yapıyor bir de. Adam engel oluyor. Yakışıksız yakıştırmalar yapıyor. Bunları anlatan da Ahmet ne oluyor biliyor musun? Arkadaşlar. Cinç. Bunlara ne alakası var şimdi bu dersi anlattım. Ve kitaptan anlattım. Ne derlerse desinler. Ben sana tabiim ustadım. Ya Allah Allah. Hasan abi demin dediniz ya abi ilmin kendini insanı korumasıyla ilgili. Canlı ve ruhludur. Tefekkür abi ondan dolayı bir sene ibadetten eftar oluyor. Aferin. Tefekkür işte bu. Şimdi şeytanın vücudunu anladık değil mi? Vesveseyi kullanan vesvese sistemin adıdır. Kullanan Azazil'dir. Hangi sıfatıyla yapıyor? Şeytan. Şeytan isim değil, sıfattır. Tamam mı? Şeytan. Şimdi şeytan, ondan sonra hennas, ondan sonra şeytanın böyle bayağı 7 tane şeyi var, çok acımasız, 52 tane sıfatı var da. Ondan sonra iblis. Tamam mı? Böyle sıfatları Kur'an'da geçiyor. Azazil aslı ismi. Adamın adı, ismi bu. Şimdi vehmi de yoku var gösteren, o da cinler kullanıyor. Yani nefse marende işbirliği yapıyor. Şimdi bunu anlattıktan sonra vesveseden biraz bir şey okuyayım size. Başka değişik bir şey ama bu. Ona göre biraz zorlayacaksınız dinlerken. Dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesi nefsine. Dünyanın iki hareketi var. Kendi ekseni etrafında, bir de güneşin etrafında dönmek var. Tamam mı? Dünyanın kendi ekseni etrafında dönüşü, o da bir nefistir. Nefsi işaret eder. Kendi etrafında dönen insan.
dünyanın güneş etrafındaki dönmesine şeytan. Yani birisi birisinin tabi olmuş. Onun etrafında ne diyorsa yapıyorsun. Bir insan düşün ki başkasına tabi. Yani bir başka bir adama tabi. Hani dinle alakası yok. Dinle tabi olmuyor. Birisine tabi isen o senin şeytanındır. Çünkü dinden koparan her şey şeytandır. Tamam. Şimdi dünyada misal verdik. Dünya bizim cesedimiz değil mi? Dünyanın kendi ekseni etrafına dönüşü misal, insan kendi pergelini kendi üzerine koyup kendi his ve heves ve arzuların etrafına dönmesi gibidir. Nefse mare. Dünyanın güneş etrafında dönmesi de şeytan. Güneş ise, güneş hem kuvvet hem bir bağ olan imana misaldır. Güneş hem nurdur hem tutuyor. İman da böyle olur. Eğer güneşten kasıt iman, nuru iman derse, yani o kendi şeytan değil de başka bir örnek veriyorum güneşe. Eğer onu, yani ya dine tabisin ya başkasına tabisin. Başka şık yok. Hani Vahabiler demiş ya, İmam Azam'a uymak zorunda mıyız? Hiç kimse uymak zorunda değiliz diyor. Tamam, böyle bir fevelen başlatmışlar yani, ama tutmadı. Ya ben ona ne uyuyum? Peki ona dedim ki ben, Çağlı'da birisi vardı. Ya ben İmam Azam'a, Bediüzzaman'a, İmam Rabbani Hazretleri'ne aşağı uymak zorunda mıyım? İşte hürriyet budur dedi. Peki sen dedim, ne zaman bu fikre sahip oldun dedim, öğrendin? Demesin mi ki bir sene? Peki bir sene önce? Peki bunu böyle olmasını, böyle yapman gerektiğini bir kitaptan mı okudun, bir adamdan mı yaptın? Durdu. Bak ona tabi oldun. Sana birisi söylemiş, ona tabi oldun işte. Bak kim kimseye tabi olma diyene tabi oldun. Gene tabi oldun sen. Bunu sana söyleyen kitaba tabi oldun gene. Ahmak böyle lay lay bakıyor. İnşaat ustası neyle bu elini bulaşmıyor. Sen ne anlarsın lan dedim, Elif'e mertek dersin. Orada tevazu olmaz. Cahili ve çocuklara tevazu yapılmaz. Estağfurullah sen öyle bir şey yok. Bunu kim söyledi sana? Sen doğuştan mı kaptın kimseye tabi olunmayacağını? Yok. Birisi sana söyledi. Ha, ona tabi oldun işte sen de. O diyor ki İmam Azam'a tabi olma, bana tabi ol. Benim fikrim bu. O fikriyata sahip olmak o adama sahip olmaktır işte. Acayip bir şey. Dünyanın içindeki nebatatın insanın hayatiyetine işaret eder. Tamam. Bak, dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesi nefsi simgeliyor. Güneşin etrafında dönersen, o güneş eğer şey değilse, eğer bir bağı yoksa Allah ile, şeytan etrafında dönmek gibi oluyor. Yani simgesel anlayalım diye. Eğer o güneşte maksat imansa, hem sana nur verir hem seni bağlar. Dünyanın içindeki nebatat da insanın hayatiyetine işaret eder. Dünyanın içindeki hayvanatın insanın hislerine, duygularına işaret eder. Dünyadaki insan ise ruha işaret eder. Güneş hem dünyayı tutuyor hem bağlıyor, inşa ediyor. Düşün ki dünyanın kendi ekseni ve güneş etrafındaki dönüşü olmadığını farz etmek, nefis ve şeytanın olmamasına misaldır. Mesela, dünya kendi ekseni etrafına dönmese, bir de güneş etrafına dönmese ne olurdu? Ha, hayat yok olur. İşte şeytan ve nefis olmasa insan insanlıktan çıkar. Melekleşir. O da şey değil yani bize, böyle bir mahluk olmaya söylenmemiş ve ihtiyaçta zaten yoktu. Yani insanın kalitesini düşürür şeytansızlık. İnsan melekten üstündür. İnsan ile Allah mabeyninde hiçbir şey yok. Yani başka bir mahluk derece yok. Derece yok. Kendini tanımadıkça
düşmanlarını nasıl tanıyabilirsin? Şeytanı tanıyacaksın. Kendi işlevini bilmiyorsun. İşte kader, kendi işlevini. Mülk ve melekut. Yani kaderin birinci mepası dima, ikincisi enfus, kalp. Yani böyle Mehmet bir baktığınız zaman insafla, kader risalesinin ikinci mepasında bu hatveler niye var diye sorguladığın zaman bak bakalım nedir. Bak bir de şeyden bahsediyor, çok ilginçtir o. Çok bir tuhaf bir şey var orada. Tamamen şeyi bahsediyor. Konumuz o değil de. Zeyli var ya zeyl. Bak küllü şeyin halikün ila vece. Dördüncü hatme. 478. Ne diyor biliyor musun? Nefis, bak kader imanla ne alakası var? Bak buraya konmuş. Nefs kendini serbest ve müstakil ve bizzat mevcut bilir. Ondan birine bir rububiyet dava eder. Yani kader haddini bilip hududunda kalmak yani burada. Mabuduna karşı adavetkarlığına bir isyanı taşıyor. İşte gelecek şu hakikati derk etmekle ondan kurtulur. Hakikat şöyledir ki her şey kendi nefsine mana isminde fanidir. Mefkuttur, hadistir, madumdur. Fakat manay harfiyle Sani Zülcelal'in esmasına aynı darlık cihetiyle ve vazifedarlık itibariyle şahittir, meşhuttur, vacittir, mevcuttur. Şun geliyor. Bak şu çok önemli. Burası şimdiye kadar okuduğumun sebebi yani geleceğim de. Şu makamda tezkiyesi ve tahtiri şudur ki vücudunda Adem. Bak görüyor musun? Kader risalesine koymuş. Vücudunda Adem, Adem'in de vücut vardır. Yani kendini bilse, vücut verse, kainat kadar bir zulümat Adem içindedir. Yani vücudu şansısına güvenip, ile ahir devam ediyor. Bak görüyor musun? Vücudunda Adem, Adem'in de vücut var. Nereye konmuş bu? Aslında insan dersine konması gerekmiyor mu bunlar? Niçin bunları araya sokuyorum, ikide bir şey yapıyorum? Artık mesela bir insanın bir eline bir ders geçmez ama yer yer derslerde kullanıyorum ki bir tanesini bari duysun. Ha Allah Allah, bir de kader risalesini insanı yorumlamak diye anlasın. Birinci mefas kainatın işlevinden bahsediyor. İkinci mefas o işlevin muhatabı ve hulasası olan insan sisteminden bahsediyor. Zeyl yani. Onun için kader risalesi niye zordur? Hariç kolaydır onlar. Çok ilginçtir. Bir şey söyleyeceğim fakat tuhafınıza geçecek. Kafanıza ateş de basabilir. Allah'ı tanımaktan zordur insanı tanımak. Niçin? Niçin gazete gibi okumayan Risale-i Nur diyor? Çünkü gazete harici okutturuyor, zevklidir. Şöyle dedi, böyle dedi. Risale-i Nur kendini okutturduğu için zordur. Gazete gibi yani harici okumayın ki bunlar kendinizi okuyun diyor. Ama millet şey zannediyor, kırır kırır gazete gibi okuyor. Ben öyle anlamıyorum. Çünkü Allah'a tarifçiler çoktur. Allah kolaydır. Zor olsa zaten teklif edilmez. Subutu sıfatı var, zatı sıfatı var, ne bileyim esması var. Bu kadar kütüb-i İslamiye var. İnsan hakkında ne kadar ne var ki? İnsan doğdu, başkasını seyretti. Kolay. Doğdu, hep başkasını duydu. Hep aklını başkasını anlamaya çalıştı. Kendisini görmeye, işitmeye, anlamaya, dinlemeye, kendine seyahat etmeye, keşfetmeye bir türlü yanaşmadı. Onun için Allah da diyor ki, men arefe nefse, fakat arefe rabbehu. Yani beni tanımak mı istiyorsun? Evet ya Rabbi. Maşallah falan dedim. Diyor ki, beni tanımak istiyorsan hemen kendini tanı. Çok tuhaf tabii. Ben zaten baştan söyledim suskun kalacağınızdan dolayı. Allah'ı tanımaktan zordur insan kendisini tanımak adına adım atması. Ona ait bir misal söyleyeyim. Taş ocağında çalışırsınız, namaz kılamazsınız. Zordur. Taş ocağından zordur. Tamam. Başka daraltıyorum, içeri giriyorum. Namaz kılabilirsiniz ama her namaz kılan ama dua yapamazsınız. Her dua belki yapan vardır. Ama
Ne dedi? Az böyle yani. Böyle kendine dönüp de, böyle kendinde, kendisiyle meşgul bir dua yapamıyoruz. Bak daire daraldıkça zorlaşıyor. Taş ocağında çalışmak zordur. Ama namaz kılmak daha zordur. Namaz kılmak kolaydır, dua yapmak zordur. Dua yapmak zordur, şey kolaydır ama kendine dönük bir dua böyle. Aheste, asude, sakin ve huzurlu. Dua yapmak zordur. Bak namaz kıldık, dua yapamıyoruz. Ne zaman şey yapacak acaba? Öyle mi diyeyim? Bak niçin daraldıkça kendine zorlaşıyor. Mesela şu mevcudattaki esmayı konuşmak şeydir. Ama şeytan vesaire konuştuğumuz zaman nefsi falan, dima, abi falan. Hatta buna ait ustad enfusi delil diyor, afaki delil. Nereden çıktı diyor enfusi şeyler dersler diyor adam. Bunu diyen sokaktaki adam değil ha. Oysa enfusi tefekkürden inceden inceye tetkikat yap. Afaki tefekkürde icmali geç. Tersini yaparsan çukuya düşersin. Nereye düşersin diyor Muhammed? Tersini yaparsan? Boğulursun he. Boğulursun diyor. Mesela 29 sözde şey var. Enfusi tefekkür var. Yani enfusi delil ya. Ayet-i Kübra'nın birincisi afakidir, ikincisi enfusidir. Rububiyeti kendi aleminde, uliyeti kendi aleminde, rahmaniyeti, rahimiyeti kendi aleminde. Kader risalesi, kader risalesi mülk, ikinci zey, melekut. Çok tuhaf yani. Ama nedense yanaşmıyoruz. Bak bir de okuyorum. Kendisini tanımadıkça düşmanlarını nasıl tanıyabilirsin? Odundaki nur güneşten, odundaki duman ise arzdan, dünyadandır. Odundan da kasıt bedendir. Nurdan kasıt ruhtur, dumandan da kasıt nefistir, şeytandır. Odunu düşünün, dumanı yok. Odun olur mu? Ahmet, olmaz. Hedefi sen, bugün seni aldım ha. Odun iki zıt yapının ifadesidir. Nur ve dumanın kendisinin ifadesidir. Nurdan kasıt ruhtur, dumandan kasıt nefistir. İkisinin cemine odun denilir ki bedendir, dünyadır. Dünya ve ahiret arasındaki ilişkiyi söylüyorum, hep dedim, bu derste de söyleyeyim. Nur, odundaki nur, oduna ne kadar yakınsa, bir daha söylüyorum, sakin söyleyeyim. Odundaki nur, oduna ne kadar yakınsa, ahiret dünyaya o kadar yakındır. Odundaki duman, oduna ne kadar yakınsa, cehennem dünyaya o kadar yakındır. Cehennem nerededir? Odunun neresinde duman ve ısı varsa, duman ve ısı, sıcaklık, odunun neresindeyse, dünyanın orasındadır cehennem. Odunun neresinde latiflik, hani var ya her yerde olmak, odundan çıkan latafet var ya, o latiflik her yerdedir. Odundaki letafet, odundaki nur, odunun neresindeyse dünyanın orasındadır cennet. Ölmek demek odun, dumana ve nura inkılap etmektir. Eğer sen kuru bir odunsa yaktıkları zaman senden duman çıkacaktır hep. Nur gözükmez. Eğer odunu kurutmuşlarsa, ibadetle kurumuşsan, adam gibi adam olacak, duman pek çıkmaz. Hep nur galip olur. Kuru odundan nur fazla çıkar, ıslak odundan duman çok çıkar. Ortalığı velveleye verir. Zannedince kıyamet kopuyor. Oysa bir odun yanıyor işte. Ya böyle ufak bir şey yani. Ahiret neredeymiş? Zor bir yerde değil mi? Onun için önünde ne korkuyorsun? Yanmaktır. Odunun nura inkılap etmesidir. Bin kere özlenilecek bir hayattır. Ama elimize geçmiyor. Diyecekler şimdi Allah manyağı birisi ya. Tamam. Bu tür şekilde tefekkür edenlere 13. şuada diyor. Deli diyecekler diyor. Bir insanın imanı kamil kazandığına delil diyor. Avam-ı nasın anlayışına uymayacağı için kah mecnunluk, kah delilik istat yapacaklar. Öyle değil mi? Şualarda geçiyor. Hadistir değil mi bu?
şeyin altında külü nasi mecnunun ala kaderi lava ihtilafi cunun. Onun altındadır. Onun üstünde de çok ilginçtir. Bütün insanlar delildir. Delilik derece derecedir. Allah'a ve ahirete iman edecek ama rahatlıkla günah işleyecek. Bu delilik değil midir? Bu hadis. Onun altında geçiyor. Buldunuzsa cümleyi okuyun. Oku izle bakayım. Birisi hadisi şahitte vardır ki... Hadisi şahitte vardır ki ama izle söyle. Şahitte vardır ki bir adam kemal-i imana kazandığına avam nasın akıllarının tabi haricindeki yüksek hallerini mecnunluk, divanelik saymaları onun kemal-i imanına ve tam itikadına riayet eder. Ya demek iki sıfat yakıştırma yapacaklar. Mecnun, divane. Manyağı birisi ya, şizofreni adam. Ya tarikatçı ya bu ya. Hususi bir meşrep ya. Nurculuğa hususi meşrep ya. Ona karşı da kemal-i iman ve tam itikad diyor. Ha ona mı karşı? Kemal-i iman ve tam itikadına delildir diyor. Evet. Onlar divanelik ve mecnunluk mu diyecek? Önce mecnunluk ve divanelik diyor. Ha mecnun ve divane. O, ama kemal-i iman ve tam itikad. İtikadına delildir. Onun için size deli demedikçe şüphelenin kendinizde. Hadi devam edeyim. Bak bu arıyor. Arasın. Nerede olduğunu. Furkan arıyor. Kaç sayfa? 345. 3-4-5. Başka okuyorum. Eksikliğin cehalet tarafına sana bildirip gösteren sistemdir. Eksikliğin cehalet tarafına sana bildirip gösterendir vesvese. Ben eksiğim. Nereden bileceğim? Noksanım. Nereden bileceğim? Hadi söyleyeyim. Böyle bir... Mesela acıktım. Nereden anlıyoruz? Acıktığınızı nereden anlıyorsunuz? Midesinden böyle. Elem var ya. Acıkma elemi var. Tamam. Dişiniz ağrıyor. Yani arıza var. Ağrı. Ağrı onun ne? Göstergesi. Vesvese de cehaletimizin, eksikliğimizin göstergesidir. Hangi konuda vesvese geliyorsa cahilsin demektir. Git onu tamamla. İyi ki böyle bir sistem koymuş. Yoksa cahil cehale geçecektik. Yani cehaletimizi bize gösteremiyor. Mesela sen şimdi arabanın benzini bitti gösterge. Ulan ne neticesi lan nereden gösteriyorsun mu dersin. İyi ki söyledin otobana çıkıyordum ya. Yani benzin göstergesi kötü bir şey mi? Veya hararet göstergesi. Ona ne ona hakaret ediyorsun, küfür ediyorsun? Lan benzin bittiyse iyi yapıyor işte. Sen de şimdi iman zaafa uğramış. Veya bilgilerini... Eyleme dönüştürecek ceyranın yok. Ve şeytan denilen bir devre giriyor. Devre tamamlayıcı sana. Giriyor diyor ki dikkat et diyor. Bu konuda cahilsin diyor bak. Veya bu konuda enerjin yetmeyecek diyor. Değirmeni biliyor musunuz değirmeni? İki tane taş var. Sabit taş. Unutmayın diye vuruyorum. Bir de üstünde dönen taş var değil mi? Şimdi ikisi de dönse ne olur? Değirmen olmaz. Bir tane sabit olacak. Bak şimdi. Bu değirmenin o ağzında buğday ve mısır koyarlar. Nasıl açacaksınız tane tane? Söyleyin bakalım. Bu sefer bu bağlı olduğu sistem var. Yani mısırın konduğu veya buğdayın koyduğu bir kap var, kutu. Bu kutudan bu taşın üzerine bir tane şöyle şey koyarlar. Tahta. Döndükçe bunu oynatır. Bak oynuyor. Bunu oynattıkça bu da şey oynatıyor. Mısırı düşürüyor. Yani taş döndükçe tamam. Böyle. Yani mısırın bağlı olduğu şey, kutuyu oynatıp tek tek böyle oynayıp tek 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 düşmesi için bu taşın üzerine bir tane böyle mandal gibi tahta koyarlar. Bu döndükçe bunu vurur. Tamam böyle vurur. Bu da bağlı olduğundan tak tak düşer. İşte bu şeytan. Vuruyor sana ki ilim yap. Yoksa taş taşı yiyor. İşte vehim buradan kaynaklanıyor. Şimdi bak bu taş sabit. Dönüyor. Hiç yok. Mısır yok. Tane yok. Ne olur? Taş taşı yer. Ne yaparlar? Tane atarlar. Mısır buğday atarlar ki yemesin. Kafada da 7 tane taş var. 1.
2, 3, 4, 5, 6, 7. En aşağıdaki taş. Tahayyül, tasavvur, taakkul, tasdik, izan, iltizam, itikad. Şimdi tane de ilimdir. O şeyi hareketi, buradaki hareketi Mısır'a atması için o tahta da şeytan. İşte 7 tane taşı düşünün. Buğday yok. Hor 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 hor. 7 tane taş birbirini yer. 7 tane mertebe birbirini yer. Peki yememesi için ne yapmamız lazım? Hem taş birbirini yemesin, hem de eser çıksın. Bu mısır çıksın. Yani şey, un çıksın. 3 tane şey yaparlar. Bir, böyle dönerken mısırın en büyük parçalarını ileri atar. Kırma diyor. Çorba yapılırken kullanır. Ortaya attığı şey undur, ekmek yapılır. Hemen dibe düştüğü şey de nişastadır. 7 tane taş. İşte taşın üzerindeki o kabı nasıl düşüreceksiniz tek tek? İşte taşla o kap arasında bir bağlantı, seyyar bir tane şey koyarlar. İşte bir daha söylüyorum. Şuradan derler, şey yaparlar. Şuraya takılı. Mısır'ın kabına şuraya. Taş da geçerken şuradan vuruyor. Vurdukça bu sallanıyor. Tak 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 tak. Bunu da oynatıyor. Tık tık. Tane düşüyor. Şimdi tane düşmediğini, tane de nedir? Tane de ilimdir. Peki bu nedir? İlim marifettir. Marifet, muhabbet, eylem. Kırma, un, nişasta. Yoksa taş taş yer. Şimdi geliyorum. Kafa, o abi fare geldi. Benim kafama fare geldiği gibi. Fare orada değilmiş, buradaymış. O abi geldi ya, korkuyorum, camın yanına gelemiyorum, bebeğimi atarım, ben kendimi atarım falan, kendimi kötü hissediyorum. Abi herhalde nuska yaptılar, büyü yaptılar, tamam, kendimi kötü hissediyorum, korkuyorum, ölümden korkuyorum, uçaktan korkuyorum. 7 tane temel hastalık var, 7 tane taş var burada. Ustad da diyor ki atın diyor. Peki, şimdi bu şeyi değirme dönüyor, bu tahtayı kaldırın. Mısır da burada, bu da dönüyor. İlim olur mu, un olur mu? Hemen et. Şeytan lazım demek. İyi ki varmış bu yüzden. Neredeyse iyi ki varsın, ne şeytan diyeceğiz ha. Allah yaptığına göre iyi ki var. Allah'ın yaptığı sonra. Şimdi bakın şu Mısır'daki şeyi anlıyor musunuz değil mi bu sistemi? Mısır'daki o kap var, böyle bir kap var veya buğday. Buraya kadar ağzı geliyor. Düşmüyor ki. Değirmenin ağzına düşmüyor. Değirmen dönüyor. Ha, bunu böyle yapıyor. Tak. Bunu böyle yapınca tak, 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 hiç kimse yokken. Ha, bu oraya bağlantı yapmış, buradaki hareketi oraya taşıyor. Hareketi oraya titreşim olarak taşıyor. Bu dönmeyi, dönme değil, bu döner, dönmeyi titreşim olarak alır. O buraya şöyle gözükür, tak, tak. Ama burada dönmek, burada dönmek değil, tık. Gel lan buraya. Gel buraya, tık, gel buraya, tık. İşte bu şeytan ilmi dima atacak. Peki, değirmene gittiniz. Gar, 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 gar. Eyvah, Mısır bitmiş. Gece biz, yaptığım şey söylüyorum çocukken. Mısır'ı koyardık, giderdik eve, kurardık. Meğer gece 3'te Mısır bitti. Hepsini öğütmüş, boş. O boş değirmenin dönmesi var ya. Boş değirmenin dönmesi yok. Har 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 har. Taş taşıyor. Ona da karıştırdı taşı. Çok özür dilerim. Benim kafa pek durmadığı için kafam diyemiyorum ki tuvalete girerken çalışma. Buna ait ne yaptı biliyor musun kafa? Tuvalete gittim, özür dilerim. Böyle Allah Allah falan bununla meşgul olurken tuvalette taharet şeyi var ya, maşapada su. Maşapa, hatırlıyor musunuz böyle? Bir göreyim size de böyle. Maşapa var da kamaşapa. Musluğu açınca çok tuhafınıza gidecek ama çok ilginçtir. Açtım, hırr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 r
Başka böyle şey düşünmemek gerekiyor. Böyle de sesten anladım ki o maşapa doldu. Şimdi geliyorum size.
Maşapa boşken sudan gelen sesle dolduktan sonra gelen ses farklı değil mi? Boş kafa adam da böyledir. Boş adamların konuşması böyledir. Yani bir insanın boş olup olmadığını, yani veya ben konuşurken kendim kullanıyorum. Bakıyorum böyle ders yaptığım camide, seminerde veya size. Baktım sesiniz nasıl geliyor, yani gönderdiğim ses nasıl yansıyor bana. Bakın ondan sonra Lodos'tan Poyraz'a değiştiriyorum, kalkan geçiriyorum. Şeyi de benzetebilirsiniz. Düdüklü tencere dışarıya ne çıkar? Pişş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 
veya tazı fasulye, soğanla, malzemelerle şey yapıyor, pişiyor. Pişiyor demem ben. İmtizaç ediyor. Kemala geliyor. Onun olduğunu nereden biliyoruz? Dışarıda içeridekinden haber veriyor. Ve içeride piştiğini, imtizaç edince su da bittiğini ehli düdük tenceresindeki çıkan basınçtan da anlar. Anlar. Taze daha yeni kaynamışsa çok kıyamete koparır. Su canlı. Ama su bittikçe aşağıda değirmen misalında böyle bir hadis-i şerif var biliyor musunuz hocam? Bilmiyorum hadis-i şerif var. Bir sahabe efendimiz Peygamber Efendimiz'e böyle temas etmiş. İçinde böyle değirmen taşının döndüğü ses böyle ses gibi diyor, ses çıktı diyor, duydum diye hadis-i şerif var. Allah Allah. Allah Allah. Peygamber'e temas ediyor. Temas ediyor. Sahabe. Yani o... Kimdi değirmen sesi? Sahabede mi, peygamberde mi? Sahabe efendilerimiz böyle bir ses işitiyor. Yani Peygamberimizin içinde değirmen sesini duydum diyor. Peygamberin vücudumuzda. Allah Allah. Vallahi bilmiyordum. Bakarım yani. Çünkü o var ya hani tuvaletin şeyi. Orada başıma geldiği için açtım. Kırrrr falan pıçırrrr. Sonra dondu bu. Aa, baktım kap dolmuş. Su bir ses bile kabın içi dolu ve boş olup olmadığını anlarsınız. Atma ile. Adam anlaşılır. İşte içi boş olursa gelen ses çok farklıdır. Ama o değirmen mesela. Değirmen. Yani dimağda 7 tane taş birbir üstüne bindirilmiş. Eğer tane atılmasa tane, mısır atılmasa birbirini yer. Peki ne ses gelir? Bak bir tane sesi. Tahayyülde acayip ses. Tahayyül daha çok kadınlarda. Tasavvur daha çok erkeklerde. Taakkul hepsindeki ses ayrı olur. Tasavvurdaki vehimdir. Tasavvur, tahayyülde de evhamdır. Vehim daha çok erkekte olur, evham daha çok kadınlarda olur. O zaman ne kadar vesvese olursa iyi mi diyelim buna yani? Yani iyi değilce şöyle, bir şey de haber veriyor Mehmet. Eğer sen haber verdiğine adım atarsan iyi, vermiyorsa kötü tabii. Şöyle düşün, bu dönen değirmen taşından... Bu hareketi dönmeyi buna bildirmese ne oluyorsa vesvese yok. Şeytanın varlığı neyle bilinecek? Şeytan var mı yok mu dünyada? Var. Allah Resulü vücudunuzda kan dolaştığı gibi dolaşır sizde diyor. Peki şeytanın varlığı nasıl anlaşılacak? Bu işte. Ama işlevini bilirsen, çalışma metodunu bilirsen senin kemalatına vesile olur. İşte benim şeytanım iman etti bu. Her an o zaman tecrid-i iman olur. Tabii. Mücadele olursa. Tabii ya mücadele derken, mücadele böyle bir kavga değil. Adamı tanıyorsun ya. Bakın, benim şeytanım iman etti, sır burada yatıyor. Yani şeytanın işlevini bildin. Senin hep kemalatına vesile oluyor şeytan bu sefer. Kemalatına vesile oluyor. Mesela ben abdestli miyim değil miyim? Eğer kesin delilim varsa kesin biliyorum. Eğer inanın bana acaba abdestim var mı? Hiç şüphe gelmiyorsa, vesvese gelmiyorsa abdest alıyorum. Çünkü eğer hakikaten benim abdestim olsaydı şeytan bana vesvese yapacaktı. Vesvese yapmadığına göre abdestim yok. Ya abdest olduğumu kesin bileceğim ya da abdestim yok. Ama
Ya acaba ya var oldu da hadi ya yeniden alsam ya şey yapsam falan. Baktım şüphelendim tapuldu, tapusudur o. İşte abdest olduğuma delil. Asla almam. Vesvese gelince almıyorum, gelmeyince alıyorum. Şeytan ters çalışıyor şimdi, ters yatırdım yani. Bak kemalatıma vesile oldu. Bakıyorum abdestim var mı yok mu? Ama benim şeytanım başka şey çalışıyor. Bana imansızsın, abdestin var diye gelme. Ben size veya birilerine anlatıyorum bunu. Benim böyle bir şeyim yok. Hamdolsun da. Başka bir şeytanla bizim hesabımız, defterimiz, faturamız başka şekilde çalışıyor. Bitireyim şeytanı, ondan sonra da şey yapmayacağım. Arkadaşlar ben bilgi vermekte meşgul değilim de. Dikkat ederseniz hep sistemin çalışmasından bahsediyorum. Her şey de öyle. Bak mesela çok cesurca söylenen bir sözdür. Çok dehşetli bir sözdür. Ama cesurcadır. Birisi çıkıp diyecek. Bu bir senelik, iki senelik, 20-30 senelik söz değildir bu. Yani cesurca olan söz şu. Allah'ı bilmek kolaydır, insanı bilmek zordur. Bu kolay bir cümle değil. Anlıyor musunuz? Mutlaka böyle konuştuktan sonra altyapısını yapman lazım. Niçin söyledim bunu? Ben sistemin işlevi, Allah'ın sistemi kolaydır. Onu tanımlayacak kişi zordur ki Allah beni tanımak isteyen kendisini tanısın diyor. Men arefe nefse fakat arefe Rabbe. Niçin? En aynı zemni abdibi. Kendini yanlış anlarsan beni de yanlış anlayacaksın diyor. Anladınız bir daha söylüyorum. Kendinizi yanlış tanırsanız, yani kantarınız bozuksa, ne kadar doğru dahi olsa 2 kilo o kiraz, ya 5 kilo gösterecek ya 1 kilo gösterecek. Kirazın suçu yok. Ve kirazın kilosunda da sorun yok. Onu tartan, belirleyende sorun var. Aa 5 kilo gösterdi. Bak oradan mı suç arayacaksın? Eğer kendini yanlış tanırsan Allah'a da yanlış tanırsın. Ey insan, nefis, aklı başına, bu tamamen bu. Laikalar bu işte püf nokta. Laikalar psikoloji tespiti, bunları hep inanın laikalardan çıkarıyorum. İtimat edin bana yani, ben şey yapmak istemiyorum. Hep laikalardan çıkarıyorum. Bazı istisnaları söylüyorum o tuvalette şey gibi, yani uygulamalı o şey. Bunlar hep oradan. Ey nefis, mesela 104. sayfa kastamını iyi hatırlıyorum. Latife-i İnsaniye 276 Barla'dan tespit ettim. Latife-i Rabbaniye'den hariç Latife-i İnsaniye olduğunu. Laika okumayan kendisini tanımada mümkün değil. Barla'da bak boşuna mı koymuş adam ustad. Yani Barla bir abilerin bir ustada veya abiye bir hususi has bir hal yapmış. Hayır, kendisini nasıl tanımladı? Kavuzan abi nasıl tanımladı? Bak ne diyor? Diyor ki 37. sayfanın Barlaba neydi? Ben diyor büyük saraya girdim diyor. Tamam. Meğer kainata gitmiş. Büyük saraya gittim diyor. Dolaştım diyor. Başım döndü diyor. İhata edemedim. İndim diyor. Baktım bana diyor. Merhameten küçük saraya soktular diyor. Hasan Feyzi abi diyor ki aldım dersimi lefi mahfuzdan el ayağın. Kabu kavsenden el ayağın diyor. Psikolojinin temeli şeyde, laikalarda. Onun için laikalar dediğim için Allah bu bilgiyi bana bu sahayı açtı. Laikaların böyle kelimelerini bak. Ben büyük sarayı dolaşırken sordum. Niçin koymuş ustad? Bak diyor ustad adeta bize. Bak böyle bir abiniz, benim talebem. Onaylıyorum. Bak böyle bir saray. Yani sen de bak çalış gayret et. Bir saraya girdim diyor çok büyük. İhata edemedim diyor. Başım döndü diyor. Kavrayamadım. İndim diyor. Sonra merhametten küçük saraya girdim diyor. Küçük saraya bir baktım diyor. Ondan sonra girmiş böyle anlatıyor orada ya. Bu şey de güzel. Adile olan kadere de derim ki de yani ustad kendini tahmin ediyor. Her da yani laikasız. Nurcuğum ahirete yürüyemezsiniz. Tren var, ray yok. Öyle oluruz. Devam edelim. Vesvese kendindeki farklı yapılardan haber verendir. Vesvese. Vesvese sende
farklı yapı var. Benim nefsim, benim ruhum, ben diyen. İnsanın farklı yapılarından haber veren bir sistemin adıdır vesvese. Başka vesvese, Allah'a kaçışın, Allah'a sığınmanın vesilesidir vesvese. Vesvese, içinden kötü sözlerin, seslerin çıkması, radyo frekansını değiştirmen lazım. Radyo şarkı da söyler, Kur'an da okur, sen çevir onu. Ulan lanet olsun lan bu radyoya, televizyona lan. Ona lanet okuyacaksın ha, frekansını çevir. Git şey çevir, hayra çevir. Lanet okuyacaksın ona. Şeytana lanet okuyacağına, şarkı türkü söyleyecek o kadına erkeğe söyleyene lanet okuyacağına radyonu değiştir kardeş. Arılarla uğraşma. Vesvese tuvalette hayırlı, namazlarda kötü şeylerin getiren şeytandır işte. Namazda elhamdülillahi rabbil alemin, bir sürü falan. Tuvalete gidiyoruz, vay be, işte su kabı işte, tefekkür orada ettirdi adam. Namazda ettirmez daha mısınız? Tuvalette hayır, namazda da şer getiriyor. İşte şeytanın sistem hepten diyor ki ben böyle bir çalışıyorum diyor. Şeytan, kaydeten aklı kim yapmışsa ona bağlandıktan sonra aklını kullanıp izah edeceksin. Aklını aslına bağlı tutarak önündekileri izah edebilirsin. Yani aklı yaparken, bu akıl yapılırken bu akıl kullanılmadığı için... Bu aklın mutluluğu, bu aklı yapana bu aklı bağlarsan akıllılıktır. Bunun adı vahidir. Bu akılla, bu aklın mutluluğuna uğraşırsan zekiliktir. Evet. Bu da senelerin bir bilgisini söyledim. Belki 10 seneli aldı. Bir daha söylüyorum. Bu akıl yapılırken bu akıl kullanılmadı. Bu aklı yapana bu aklı bağlarsanız akıllılık budur. Ya akılun, ta akılun, aklı başında olanlara ey akıl, tamam. Hitap o. Eğer bu akılla kendisini idare edeceğini zannetmek zekiliktir. Allah kimseyi zekavetini önde olan etmesin. Bir insanın zekaveti önde, aklı arkadaysa onun Allah belasını verdi. Bela budur. Eğer akıl önde, zeka arkadaysa Allah ona çok büyük hayırlar verdi. Ama ikisi beraber olması istisnalar peygamber ve mücedditlerde olur. Yani zekavet anladık mı? Vahiyden kopuk bir akıl. Kendine güven. Ademe düşer. Onun için intihar edenlerin %99'u diyorlar da %100'ünü söylüyorum. Zekidirler. Zekavetleri akılların önünde. Ha blok olmuş. Şeytan, cin blok etmiş. Başına bir darbe gelmiş. Onlardan bahsetmiyorum. Normal bir süreçteyken böyle buhran geçirenlerin, böyle sorun yaşayanların zeka, mesela psikoloji sorun yaşayanların %100'ünü diyebilirsin. Zekavettir öndedir, akıllar arkadadır. Onun için Gazali der ki bunlar iki kişi laf dinlemez. Niye akıl arkada? Akıl olsa dinler. Zekavet laf dinlemez çünkü kendi merkezine koymuş. Kim iki kişi laf dinlemezmiş? Söyleyin bir tanesini. Vesveseli. İki, aşık. İkisi de cünüp diye atlıyor kendisini. Bitirdin beni, mahvettin diye. Ölümden korkan gidiyor, kız için ölüyor. İntihar ediyor. Tamam. Yani zeki insanlarda oluyor. Eğer usta diyor, daha aklını kaybetmeyenlere, başka aklı başında olanlara. Kime hitap ediyor bu söz? Aklını başına al denilirken hitap akıl değil. Zekaya deniliyor. Onun için dua edin ya Rabbi, kendimi yönetemeyecek kadar bana zekavet verme. Aklımı zekamından ileri yap. Ya Rabbi zekavetimi aklıma hizmetçi ver. Allah'ım aklımı kendine bağla. Allah'ım aklımı peygamberine, Allah'ım aklımı Kur'an'ına bağla. Allah'ım benimle senin arandaki bağı akıl yap ya Rabbi. Akıl ikaldır, bağdır. Bağdır zaten. Aklın Arapçası, aklın ikaldan geliyor ve bağdır. Bağ. Bağlanmak. Bu aklı yapana bu aklı bağlamak ikaldır. İşte akıl budur. Akıl ikaldan geliyor zaten. Arkadaşlar ben bir sohbet vaaz etmiyorum. Sistemden bahsediyorum. Gene söylüyorum bak iki defa etti. Sana akılla ilgili bir hadisi okuyabilir miyim abi? Oku abisi. Bismillahirrahmanirrahim. İbn-i Mesud radıyallahu anh diyor.
Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki Allah Teala aklı yarattığı zaman ona gel dedi. O da geldi. Sonra geri dön diye emretti. O da geri döndü. Bunun üzerine akla şunu söyledi. Ben kendime senden daha sevgili olan başka bir şey yaratmadım. Seni nezdimde mahlukatın en sevgilisi olana bindireceğim. Ha, bak. Allah akla diyor ki, ben de kayıtlı o. Gel, geldi. Git, gitti. Ona diyor ki, senden daha kutsi bir şey yaratmadım. Allah diyor akla. Sonra akla diyor ki, ben seni birisinin içine koyacağım. Senden daha kıymetli birisinin içine. Senden daha kıymetlisine. Çünkü akıl, 27. sayfa sözlerde, akıl alettir diyor. Cihaz insani diyor. Sen insanın içine koyacağım. Öyle diyor ya sonunda. Bir de oku sonunu. Ben kendime senden daha sevgili olan başka bir şey yaratmadım. Tamam. Seni nezdimde... Bak seni nezdimde... Mahlukatın... En sevgilisi olana bindireceğim. En sevgilisini olana bindireceğim. Koy monta edeceğim diyor. Cihaz insani ya. Çok acayip. Ya bil kendini ya, harikasın bir şey ya. Basit şeylerle bozulma ya. Korkma ya, neymiş ya basit şeyler. Şuna buna takılıp şey yapıyorsun. Kardır, çocuktur, paradır, yok iflas ettim. Ya, ben de kim, bende mi manyaklık var ya? Bunlar bir şey değil ki ya. Öyle de yaşasan böyle yaşasam, bu sorun bir gerçek ya. Ya bu aklın vazifesi bu değil. Bunlar basit şey ya. Bunlar bu dertleri hayvana vermemiş Allah ya. Sırrım öyledir de yok ya. Başka, bitireyim şu vesveseyi. Amel ve vesvese imanın varlığını gösteren kapılardır. Bak, amel ve vesvese imanın tapusudur. Bir şeyde vesvese geliyorsa veya bir şeyde amel yapmışsan namaz kıldı. Ancak Allah'a iman eden namaz kılar. Demek ki amel ve vesvese imanın tapularıdır. Tapınız var mı? İmanın tapusu var kardeşim. Ameldir. Bir de ben uyduruyorum. Bu ulemanın sözüydü. Amel imanın tapusudur. Ben ekliyorum. Vesvese de imanın tapusudur. Başka vesvese şeytanın zıttığıdır. Yani vesvesenin gelmesi onun var olduğunu gösteren göstergedir. Senin abdestinden rahatsız olmamış olsaydı şeytan senin abdestinden İmanından rahatsız olmamış olsaydı seni şüphelendirmezdi. Vesvese rahatsızlık demektir. Azazil rahatsız oluyor. Azazil şeytan. Senin imanından ve abdestinden rahatsız olduğunu gösteriyor. Rahatsızlık ifadesidir. Senden rahatsız oluyor. Neyden? Abdestinden, imanından. Rahatsızlık göstergesi. Arabada hararet arttı. Gösterge gösteriyor. Gibi. Şeytan rahatsızlığını sana bildirmesidir vesvese. Ben senden rahatsızım diyor. Onun adıdır vesvese. Amelime vesvese gelmese ben o amelimden şüphe ediyorum ki niye vesvese gelmedi? Niye şeytan rahatsız olmadı benim amelimden diye ben rahatsız oluyorum. Ulan niye hakikaten gelmedi ya? Benim amelimden, benim abdestimden niye rahatsız olmuyor bu adam ya? Diye ben vesvesesizlikten vesvese ediyorum bu sefer. Yok. Yok olana yoktur denmez. Yok olana yoktur denmez. Var olana yoktur denme ihtiyacını duyar şeytan. Yani o abdest size abdestin var mı yok mu demez. Yoka yok demez. Vara yok der. Zaten abdestsiz ve yanlış yapmanı arzu eder şeytan. Abdestin yok ve amelin olmamış ise sana niye vesvese versin? Ben diyelim ki abdestin yok, amelin de olmamış. Niye vesvese versin ki? Tamam ki istediği gibi oldu. Adamın istediği gibi yaşarsan sana dokunmaz. Dün bir tanesi diyor ki, kimle beraberdik senle? Diyor ki, abi diyor ya ben diyor Hizbul Kur'an okudukça dedi, abi saldırıya uğruyorum dedi. Hah sakın bırakmayasın. Çomağı soktun işte yuvaya.
Ya abi ben okumazdan iyiydim ya. Nereden seni derste dinledim? Niye dedim? Hizbul Kur'an okudum. Başladı ateş başlamaya var. Ha, demek birilerinin yuvasına çamak soktun işte. Sakın ha, devam et işte. Bu onu gösteriyor. Çünkü adam rahatsız oluyor. Ne, nereden biliyoruz? Ne okudun? Hizbul Kur'an. Ha, onun zıttı sende var ki bu alamet oldu. Ben okuyunca bende bir tuhaflık oluyorsa demek ki bu ne okuyorsam onun zıttı var demektir bende. Zıt zıttını uyandırıyor ya. Bir daha bir şeyin iki zıttı da bilmek lazım. Mesela sen dedin ona bunu oku ki iyi ol. O okudu mesela iyi oldu bazıları. Bazıları da kötü olunca bırakıyor. Tam zıttını bırakıyor. Ben bunu okudum da kötü oldum diyor. İşte bilmiyor işte. İşte burada kaynaklanıyor ilim. Kendini bilmek, Rabbini bilmenin şeyidir, temelidir. Ha şimdi ona dedim ki sen bunu okuyunca mı rahatsız oluyorsun? Evet abi dedi ya. Ha, bu nedir? Bu Kur'an'dır. Ha, demek ki bu Kur'an'ın zıttı bir yapı var sende. O rahatsız oluyor. Ben rahatsızım zannediyorsun. Beni üçe ayır. Benim nefsim, benim ruhum, ben diyen. Ha, o zaman ne yapacaksın? Kendini tanıdın. Kur'an'da, ha demek ki ben bunu okuyunca rahatsız oluyorsam bundan rahatsız olan var bende. O aktif oldu. Ne yapacaksın o zaman? Devam. Dozer gibi devam. Del orayı. Yürü. Yürü. Ondan rahatsız etti. Ne rahatsız? Söküp atacaksın onu. Devam et. Eve giriyorsun kardeşim. Köpek bağlı. Havlayacak da yani. Hiç kusura bakma. Buyurun beyefendi der mi köpek sana? Buyurun buyurun. Halı mı serecek? Ve pit. Üstüne yürüdü. Köpek hemen tiz ser öyle. Hiç giriyor hemen. Ha? İçine gelmez ve şeytan psikolojisine uygun değil. Yani eğer abdestin yok ve amelin olmamış ise sana niye vesvese versin? Versin ki içine gelmez, senin şeytanın işine gelmez. Bak, sana amelin olmamış ve abdestin yoksa sana vesvese vermesi işine gelmez ve şeytanın psikolojisine uygun değil. Vesvese amelin doğrultma sistemidir. Ve mesela bir demir var, yamulmuş. Ya kardeşim çekiştesene bir düzeltsene. Arabanın kampanası gibi. Araba tık 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 sağlıyor. Ya rot ya balans. Tık 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 niye böyle artık lanet ediyor? Tamam işte git balansça düzelt. Ha, vesvese balans düzeltme aletidir. Yani bilgin yok. Ustad diyor ki vesvese iki kaynaktan. Bir, cehaletinden haber veriyor. İki, lakaytlığından haber veriyor. Vesvese lakaytlığı artar. Tehavunu yani lakaytlığı artar. Bir de cehaletin artar. Yani cehaletinden ve lakaytlığından haber veriyor. Gitme hangi konuda vesvese giriyorsa onun ilmini yap. Peki buraya kadar yeter. Vâhir davâhum enilhamdülillâhi rabbil âlemin. El-Fatiha temâs-selavâd.